Maymun çiçeği virüsü artışa geçti. Akıllara onlarca soru geldi. Nedir bu maymun çiçeği? Öldürücü mü? Bulaşıcı mı? Aşısı var mı? Tedavisi nasıl oluyor? Yine evlere mi kapanacağız? Kısıtlamalar olacak mı? Maske geri gelir mi? Yeni bir pandemi olur mu? Soruları. Biraz sakinleşelim ve gelin hep beraber bu soruların cevabını uzmanlardan dinleyelim. Profesör Doktor Bülent Ertuğrul ve Profesör Doktor Alpay Azap şu an hattımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyerek başlayalım. Son zamanlarda özellikle son birkaç haftada gündemi kasıp kavuruyor maymun çiçeği. Ölümler geliyor, çeşitli ülkelerde vakalar ortaya çıkıyor. Alpay Hocam size sorarak başlayayım. Nedir bu maymun çiçeği? Biz korkmalı mıyız bu maymun çiçeğinden? Nedir bu? Yani aslında hiçbir hastalıktan korkmamalıyız. Sadece bilgili ve tedbirli olmalıyız. Bir kere baştan bunu söyleyeyim. Ama tabii bir COVID-19 pandemisi yaşadığımız için, onun bir sürü sosyal, ekonomik boyutlarıyla da uğraştığımız için tıbbi boyut dışında bir telaş var. COVID-19 kadar ciddi salgın yapabilecek, yüz binlerce kişiyi birkaç gün içerisinde etkileyebilecek bir salgın asla beklemiyoruz. Çünkü solunum yoluyla çok kolay bulaşabilen bir virüs değil bu. Asıl bulaşma yolu temas yolu. O yüzden aynı ortamda bulunan kişilere kolaylıkla bulaşamayacağı için korkmamalıyız birincisi. Bir de önemli bir özelliği de hastalanan kişilerin, virüsle enfekte olan kişilerin belirtisiz enfeksiyon geçirme oranı çok çok düşük. Dolayısıyla hastaların tanınması ve hastaların izolasyona alınması, diğer kişilerle temasının engellenmesi yoluyla toplum içinde yayılmasının da daha kolay engellenebileceği bir hastalıktan bahsediyoruz. Yeni de bir hastalık değil aslında. 1970'li yıllardan beri Afrika'da küçük odaklarda küçük salgınlar yapan, zaman zaman oradan dünyanın başka kıtalarına taşınsa da o taşındığı yerde çok sınırlı kalmış. Ya işte bu vahşi hayvan ticareti yoluyla ya da hasta insanlar aracılığıyla gittiğinde de çok sınırlı kalmış bir enfeksiyondu. 2022 yılında bir istisna yaşandı. Sınırlı kalmadı. Diğer kıtalara geçtiği yerde de orada yayılmaya başladı. O nedenle de yine hatırlayacaksınız 2022 yılında Dünya Sağlık Örgütü yine bir acil durum ilanı yapmıştı. Evet. Sonra bu hastalığa dikkat çekilince, gerekli önlemler alınınca hastalık kontrol altına alındı. Ve çok da farklı seyretmediği, Afrika'dakinden daha farklı bir ölümcül seyretmediği de gözlendi. Bunun üzerine acil durum ilanı kaldırılmıştı. Burada yeni olan şey şu, hani biraz da telaşa sebep olan şey, virüsün farklı bir alt tipi bu sefer yine Afrika'da salgın yaptı ve bu alt tip 2022'dekine kıyasla biraz daha ağır seyir yapabiliyor ve daha bulaşıcı. O yüzden de Dünya Sağlık Örgütü tekrar bu Mpox hastalığı için bir acil durum ilanı yapmış oldu. Aradan geçen süre içerisinde de maalesef sağlık otoriteleri bu hastalıkla yeterince ilgilenmediği için diyelim, bu hastalığın tanınmasına ilişkin, farkındalığa da ilişkin bir eksiklik olduğundan dolayı dünyaya yayılmış olma olasılığından bahsediyoruz. Nitekim dün hemen İsveç'ten bu yeni virüste ilk vakada bildirilmiş oldu. Evet, şimdi bir sonraki sorum da aslında şöyle. Dediniz ya çok fazla hakkında bilgi bilinmiyor çünkü çok göz ardı edildi. Hocam o zaman bu sorum size olsun Bülent Ertuğrul Hocam. Bu virüsün kökeni ne? Biz bu virüs hakkında neler biliyoruz? Hem hayvansal kökenli deniyor hem de çiçek hastalığıyla benzeştiriliyor bazı özellikleri bakımından. Bu virüs hakkında biz neler biliyoruz? Virüs bir DNA virüsü ve çiçek hastalığına yol açan virüsün aslında akrabası diyebiliriz. Hani genel anlaşılır olması açısından akrabası diyebiliriz. Biraz önce Alpay Hoca'nın dediği gibi aslında Afrika'da endemik bir biçimde, sınırlı bir bölgede hep vardı bu hastalık. Orta ve Batı Afrika diyebiliriz. Yani Kongo ve Batı Afrika'da sürekli o bölgede bulunuyordu. Çiçek hastalığına benzer olduğundan dolayı da, hani çiçek hastalığını yapan virüsün akrabası olduğundan dolayı da aslında çiçek hastalığına karşı yapılmış olan aşı
belirli oranda işte o %85 deniyor, belirli oranda bir koruyuculuk da sağlıyordu bu hastalığa karşı. Şimdi belki de sorunlardan bir tanesi de şu, şimdi bildiğiniz gibi çiçek dünyadan eradike edildi artık, yok yani çiçek hastalığı, çiçek hastalığını görmüyoruz. Ve 1980'lerden itibaren de çiçek aşısı yapılmıyor. Ve oldukça uzun bir dönem geçti. Yani 40 yılın üzerinde bir dönem geçti. Şimdi böyle baktığımız zaman duyarlı insan sayısının artmış olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani aşı olmadığından dolayı da, aşı yapıp bir daha tekrarlanan aşılar yapılmadığından dolayı da olasılıkla bu duyarlı insan sayısının artmasına bağlı olarak hastalığın görülme sıklığı artmaya başladı. Şimdi nereden bulaşıyor? Hani kaynak olarak nedir? Daha çok kemirgenlerden söz ediliyor. Kemirgen hayvanları bunları çevreye yayıyorlar. Ama ilk bunun hatta şimdi ismi hani terminolojik olarak değişti. Mpox dendi de bir hani ırksal bir çağrışım yapmaması için. Yoksa maymun çiçeği hastalığı eski adıyla. İlk kez 1958 yılında maymunlar arasındaki yayılım, o hastalığın görülmesi üzerine Danimarka'da aslında bu ilk kez tanımlanan bir hastalık. Ama o nedenle o ismi alıyor. Şimdi de Mpox olarak artık adlandırılıp bu şekilde devam edecek. Ama asıl ana kaynağın kemirgenler olabileceği yönünde çalışmalar var. Hani ben de bunları söyleyebilirim virüsün yayılımı ve şu anki durum açısından. Peki o zaman ben de şöyle bir soru yöneltebilirim. Temas yoluyla bulaştığını biliyoruz. Koronavirüsteki gibi solunumla bulaşmadığını biliyoruz artık. En azından bu bilgilere sahibiz. Vaka sayıları neden artıyor? Yani belli başlı bir bulaşıcı yöntemleri var mı? Neden sürekli şu son zamanlarda en azından sıklıkla vaka sayılarının arttığını gözlemliyoruz? Buna ne sebep oluyor diye sorayım ve Alpay Hocam müsaitse cevaplayabilir. Tamam. Yani şöyle, çünkü yeterli önlem alınmıyor. Temas yoluyla bulaş kolay aslında. Yani derideki sıyrıklar, çatlaklardan, gözle görülmeyecek çatlaklardan hasta kişilerin lezyonları veya onların salgılarına temas edildiğinde bulaşabiliyor bu. Bu nedenle biraz kolay. Zaten bulaştığı topluluklara bakarsanız da kalabalık bir şekilde bir arada yaşayan, kendi kişisel hijyene çok iyi dikkat edemeyecek durumdaki küçük çocuklar, işte kreş çocukları gibi çocuklar arasında daha çok yayılabiliyor. Onların bakımını veren kişiler ailelerin içinde yayılabiliyor. Anneye, babaya ve işte diğer büyüklere oralardan yayılabiliyor. Tabii cinsel yola bulaşan bir hastalık, onu da unutmamak lazım. Cinsel yol önemli bir bulaş yolu. Bir diğer bulaş yolu da bunlar kadar önemli olmamakla beraber cansız yüzeylerden de virüs bulaşabiliyor. Yani bu kişilerin salgılarıyla ya da işte lezyonlarındaki sıvıların bulaştığı cansız yüzeyler dediğimiz kapı kolu, işte çeşitli eşyalar, havlu, battaniye, yastık gibi çeşitli eşyalardan da sağlıklı kişilere bulaş söz konusu. Bu Orta Avrupa, Orta Afrika tipi dediğimiz şu anki acil durum ilanına sebep olan tipinde bulaşıcılığı ötekinden biraz daha yüksek. O yüzden de daha hızlı bir şekilde yayılıyor. Afrika'yı düşünürseniz hani orada hijyen koşullarını sağlamak kolay değil. Kalabalık ve çok küçük yaşta nüfus var. O yüzden oralarda çok hızlı yayılabiliyor. Şimdi virüslerin zaten çevre adaptasyonlarının çok yüksek olduğunu ve yeni varyantlar çıkartabildiğini koronavirüsten biliyoruz, hepimiz bu konuya hakimiz. Bulaşıcılığının 2022 yılındaki virüse göre şu an daha yüksek olduğunu az önce siz ifade ettiniz. Peki enfekte olduğumuzu biz nasıl anlayacağız? Yani bunun belli başlı belirtisi var mı? Örneğin koronavirüste belli başlı böyle spesifik koronavirüs olduğunuzu anlayabileceğiniz belirtiler vardı. Maymun çiçeği hastalığında böyle bir belirti var mı? Biz enfekte olduğumuzu nasıl anlayacağız? Sıra bende herhalde. Buyurun hocam. Şimdi şöyle, öncelikle ateş, yüksek ateş, baş ağrısı ve bulaştan sonra birkaç gün içerisinde lenf bezlerinde şişme şeklinde kendini göstermeye başlıyor ve işte gene ilk 3-5 gün içerisinde de deri yüzeyinde o tipik
lezyonlarını yapmaya başlıyor. Yani önce bir kızarıklık, ardından o kızarıklığın kabarması ve sonra hani o su çiçeğinde gördüğümüz içi sıvı dolu kesecikler şeklinde deri yüzeyindeki kabarcıkları görmeye başlıyoruz. Yani genel bulguları bunlar. Şunu söyleyebiliriz, hani bu bulaştıktan hemen sonra ortaya çıkan belirtiler olduğundan dolayı Alper Hocam da söylediği gibi hani belirtileri olan kişilerin çünkü 3-5 gün sonra lezyonlar ortaya çıkmaya başlıyor. İzolasyonuyla bulaş çok çabuk önlenebilir aslında. Hani bireylerin hemen izole edilmesi gerekiyor bu belirtileri taşıyan kişilerin. O anlamda da o kadar yaygın bir bulaş tehlikesi çok da içermiyor şu aşamada. Biz belirtileri bu şekilde anlayabiliriz ve böyle bir belirtiniz varsa da onun ayırıcı tanısının yapılması için mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Ki sağlık kuruluşunda böyle bir klinik tanı varsa yapılacak olan işlem o lezyonlardan örnek alıp işte PCR testi dediğimiz testin yapılmasıdır. Orada eğer virüsün genetik yapısına rastlanırsa o zaman kesin tanı konmuş olabilir. Kandan alınan örneklerde PCR yapılarak tanı konması biraz zor. Çünkü bizim viremi dediğimiz yani virüsün ya da mikrobun kanda dolaşma süresi çok kısa olduğundan dolayı o sırada tanı konamayabilir, atlanabilir. O nedenle de o veziküler lezyonlardan örnek alıp tanıyı o şekilde koymak daha doğru olacaktır. Çok teşekkür ederim. O zaman bu sorum Alpay Hoca'ya gelsin. Enfekte olmaktan nasıl korunabiliriz? Enfekte olmaktan korunmak için enfekte kişilerden uzak durmak gerekiyor öncelikle. Enfekte kişilerle yakın temasla bulaşıyor bu. Enfekte kişilerle temas zorunluluğu varsa, aynı evde yaşıyorsak, onlara bakım vermek durumundaysak, temas edeceğimiz zaman eldiven ve maske mutlaka kullanmamız gerekiyor. Yine yüzey temizliğine çok önem vermek gerekiyor. Cansız yüzeylerden de bulaş söz konusu olabileceği için. Ortak kıyafet, işte çarşaf, yastık, battaniye gibi şeyleri kesinlikle kullanmamak gerekiyor. Cinsel ilişkiliğe de bulaşabiliyor. O yüzden enfekte olan, lezyon olan kişilerle cinsel ilişkide bulunmamak gerekiyor. Lezyonlar tamamen iyileşene kadar bu kişiler bulaştırıcı. Aslında çok zor değil korunmak. Hani COVID'le karşılaştıracak olursanız bireysel önlemlerle korunmak son derece kolay bir sürede önlemlerle. Burada önemli olan hastanın tanı alması, hastanın tanınması, hasta kişinin. Bunun için tabii de farkındalık gerekiyor. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilanının en önemli sebebi bu. Yani buna dikkat edin, farkında olun. Hem bireysel anlamda insanlar farkında olsun, hem de ama asıl olarak ulusal sağlık otoriteleri bunun farkında olsun ve bu hastalığı izlemek için, hastalara az önce Bülent Hoca'nın söylediği şekilde tanı koymak için tanı altyapısını, laboratuvar altyapısını genişletsinler. Hastaları erken aşamada tanı koyup hastalara, onları izolasyona aldığınız zaman hastalığın bulaşmasını ve toplumda yayılmasını da kolaylıkla engellemiş oluyorsunuz. Nitekim 2022 salgınında da bu yapıldı zaten. Dünya Sağlık Örgütü çiçek aşısının %85 oranında bir koruma sağladığını söylüyor. Ancak çiçek aşısı 1980'lerden sonra yapılmadı. Çünkü çiçek hastalığı ortadan kaldırıldı ve kontrol altına alındı. Çiçek aşısı şu noktada gerekli mi veya başka aşılar var mı? Başka aşılar olmak zorunda mıyız? Şimdi şöyle, çiçek aşısı şu anda yok aslında bakarsanız ama bu hastalığa yönelik bir aşı var. Özellikle işte Amerika Birleşik Devletleri veya Kuzey Amerika veya Avrupa'dan işte o bölgeye giden askeri personele uygulanan da bir aşı. Belki de belirli bir dönemde bu yapılabilir ama şu anda tüm hani toplumsal aşılamayı gerektirecek bir durum var mı? Hani bu tartışılır. Yani bence de şu aşamada henüz daha yok. Toplumsal aşı, hani herkesin gelin işte bu maymun çiçeğine karşı aşılayalım tarzında bir yaklaşım şu aşamada yanlış olur. Böyle bir aşı var. Şunu yapmak gerekiyor aslında. Dünya Sağlık Örgütü, Alper Hoca çok güzel özetledi aslında. Bireysel önlemlerden daha çok, hani o hastalık bölgesindeki bireylerin bireysel önlemlerinden daha çok tüm dünyadaki sağlık otoritelerine şunu diyor. Bakın böyle bir hastalık çıktı ve yayılmaya başladı.
Bu konuda önlemlerinizi alın. Bu aslında şunu gerektirir. Evet, belki tedaviden daha çok tanısal altyapınızı hazırlayın ve bu bölgeye gidecek veya bu bölgeden gelecek olan kişilerin sürveyanslarını iyi yapın. Bu hastalık için sınır bölgelerinizi iyi koruyun. Şimdi benim en büyük korkum ve sıkıntım aslında bizim ülkemiz açısından baktığımızda bu. Yani hani bunun yeterince yapılmaması durumunda biz ülkemizde belki bu hastalığı görmeye başlayacağız. Çünkü bizim ülkemizden o bölgeye gidip gelen çok fazla kendi vatandaşımız var. İkincisi o bölgeden ülkemize kayıtlı veya kayıtsız bir biçimde çok fazla gelen insan var. Bunların aslında kontrollerinin yapılması gerekiyor. Belki bu dönem işte bu kişilere gidip gelecek olan zorunlu bir seyahat programı olan kişilere aşı programı düşünülebilir veya oradan gelen insanların sürveyansla tanılarının konulması için bir takım önlemler sınırlarda bugünden alınabilir. Şimdi koronavirüs ilk çıktığında grip salgını denildi ve insanları galeyana getirmemek için çok fazla korkutulmadı. Ancak sonrasında ölümler başladı. Şimdi maymun çiçeği virüsünü nasıl kategorize ederiz? Yani ölümcül bir hastalık mı, ileride ölümcülleşebilir mi diyeyim ve Alpo Hocam sözü size bırakayım. Yani maymun virüsü hastalığı ölümcül bir hastalık diyemeyiz. Belli risk gruplarında ağır seyir ve ölümle karşılaşıyoruz. Ve bu risk grupları COVID-19'dan farklı olarak çok geniş değil. Yani maymun çiçeği için özellikle küçük çocuklar, 5 yaşın altındaki küçük çocuklar, bağışıklığı ileri düzeyde baskılanmış kişiler ve gebeler risk taşıyor. Ağır seyir ve tabii ölüm açısından. Bir de tabii bu hastalık esas olarak Afrika'da görülüyor. Hep konuştuğumuz gibi. Halen vakaların %96'sı hatta mesela son virüsle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde. Buradaki ölüm oranları %5 civarında olmakla birlikte oranın sağlık altyapısının yetersizliğini, orada beslenmenin bile yeterli olmadığını, dolayısıyla insanların hastalıklara karşı direncinin düşük olduğunu da gözetmemiz gerekiyor. O yüzden bu dünyaya yayıldığında diğer ülkelerde bu oranda bile bir öldürücülüğü olmayacaktır. Dolayısıyla çok ölümcül bir hastalık değil kesinlikle. Sadece belli risk grupları açısından önem taşıyor ve o risk gruplarını korumak gerekiyor öncelikle. Evet. Bu sorum da Bülent Hocam'a gelsin. Hocam, Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. Türkiye'de henüz bir vaka olmadığını ve bu yüzden de bir kısıtlamaya veya ek tedbir alınmına gerek olmadığını söyledi. Türk Tabipler Birliği de yine bir açıklama yayınladı Twitter hesabından ve Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerini yazdı. Bu verilerde de Türkiye'de 12 olgu tanımlandığı belirtildi. Bu sosyal medyada sanki 2024 yılında 12 tane vakayla karşılaşmışız gibi algılandı. Aslında siz söyleyin, o 2022 yılında virüsün pik yaptığı dönemde sanırım Türkiye'de tanısı konulan hastalardı. Sözü size bırakayım. Nedir bu işin aslı? Şimdi evet, sondan başlayayım. Ki aslında o Türk Tabipleri Birliği bildirisini kaleme alanlardan birisi Alpo Hoca aslında. Onu da söylemek gerekiyor. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı kendisi de o anlamda. Şimdi evet, orada söylenen aslında 2022'deki o uyarı sonrasında Türkiye'de görülen hastalarda 12 hasta ve onların önemli bir bölümü yurt dışından, o bölgeden gelmiş veya çok az bölümü de işte onlarla temas eden kişilerde görüldüğü hastalık ülkemizde. Yani şu an için Sağlık Bakanlığı'nın verileri doğru diye düşünüyoruz umarım. Şu an için tanık olmuş bir olgu yok. Resmi olarak tanık olmuş bir olgu yok. Ama bundan sonrası için bizlerin uyanık olması gerekiyor. Yani özellikle bakanlığın sağlık çalışanları nezdinde artık bir yönerge mi, yönetmelik mi, böyle bir şey yayınlayarak bu tür hastalara da karşılaşıldığında ne yapılması gerektiğine yönelik bir açıklamada bulunması gerekiyor. Sağlık çalışanlarına, hekimlere yönelik. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi, yani ülkemizin
o bölgeyle sıkı ilişkileri var aslında. Dünya artık çok sıkı ilişki içerisinde ve özellikle İstanbul'un belirli bölgelerinde o bölgeden gelen çok sayıda insan yaşıyor ve sürekli bağlantı var. Bu anlamda da o bölgelerdeki çalışan sağlık çalışanları, hekimlerin uyanık olması, bu hastalığı kafalarının bir yerinde sürekli düşünüyor olmaları. Şöyle bir örnek vereyim. Biz normalde Afrika'dan gelen, yüksek ateşi olan bir hastada ilk olarak sıtmayı düşünürüz örneğin. Ve hemen ona yönelik testler yapmaya başlarız. Çünkü bu hep öyledir. O bölge, o açıdan risklidir. Şimdi işte Sağlık Bakanlığı'nın ve sıtmada neler yapacağımız da çok belirgindir. Sağlık Bakanlığı bununla ilgili daha önce bir takım yönergeler yayınlamıştır. İşte İl Sağlık Müdürlüğü'nde kiminle bağlantı kurulacak, nereye gönderilecek, örnekler ne yapılacak? Aslında şimdi buna benzer bir çalışma yapılıp belki de hekimlere ve sağlık kuruluşlarına bunların bir an önce gönderilmesi, bu hastalıktan şüphelenilmesi durumunda nelerin yapılması gerektiğine dair bir iş akış şemasının bakanlık tarafından yayınlanması gerekecek. Teşekkür ederim hocam. Alpo hocam, Avrupa'da tanı konuldu biliyorsunuz. Şimdi Avrupa'daki dinamikler aslında bizim Türkiye'de neleri yapıp neleri yapmayacağımızı da bir ölçüde belirlemiş olacak. Siz bu noktada veya yeni varyantların çıkması noktasında, ama şu noktada olduğunu sorayım. Toplumsal bir halk sağlığı problemi var mı? Maske takacak mıyız? Kısıtlama gelmeli mi? Biliyorsunuz sosyal medyada, internette en çok aratılan sorular bunlar. Aşısı var mı? Veya işte ölümcül mü? Bulaşıcılığı ne kadar? Şu an Türkiye'de tanı var mı? İnsanların aklında bu sorular var. Yani şu an toplumsal bir halk sağlığı sorunumuz var mı? Yok, kesinlikle yok. Onu söyleyebilirim. COVID-19 gibi bulaşmadığı için de öyle maske, toplu ve yaygın bir şekilde maske kullanılması, kapanma önlemleri, okulların, iş yerlerinin kapanması gibi, hayatın durdurulması gibi önlemlere asla gerek yok. Olmayacak. Yani ülkemize geldiğinde de olmayacak. Bu kişiden kişiye yakın temasla bulaşabilen bir enfeksiyon sonuçta. O yüzden burada asıl önemli olan hastaları erken tanımak ve onların yakın temaslarını takibe alıp onlardan da bir başkalarına bulaşmasını engellemek. Yani enfeksiyon zincirini kırmak, ki bu hastalıkta çok mümkün bu. Çünkü hani ancak yakın temasla bulaşıyor ve mutlaka belirtiyle seyrediyor. O yüzden böyle bir endişeye kesinlikle gerek yok. Öte yandan hani Bülent Hoca da vurguladı, laboratuvar tanısı almış vaka yok gerçekten. Ama bu farkındalık eksikliği ve tanı konusunda yeterli laboratuvar altyapısının olmamasıyla da ilişkili tüm dünyada. Biz şimdi önümüzdeki günlerde şunu göreceğiz. Tıpkı dün İsveç'te olduğu gibi dünyanın pek çok ülkesinden kesin tanısı konmuş Mpox vakaları bildirilmeye başlayacak. Yani bu Afrika'nın dışında da mutlaka vardır ama henüz tanı almamıştır. Öyle diyebiliriz. Ve önümüzdeki günlerde tanı alan vakaları tüm dünyada görmeye başlayacağız. Ama bunlar COVID gibi, hatırlarsınız COVID'de bir günde 1 milyondan fazla insan dünya genelinde tanı alıyordu. Asla böyle bir şey olmayacak. Yani bu yaygınlıkta bir salgın kesinlikle olmayacak. Dolayısıyla telaşlanacak bir şey yok. Sadece bireysel anlamda dikkatli olmak lazım. Özellikle o bölgelere seyahat etmiş, gelmiş kişiler hastalık belirtileri geliştiğinde bir sağlık kuruluşuna başvurması lazım. Başka kişilerle temaslarını azaltmaları lazım. Diğer sağlıklı kişilerin de böylesi kişilerle temaslarında dikkatli olması lazım. Telaşa gerek yok. En başta söylediğimiz gibi korkuya değil, bilgiye ihtiyacımız var. Bilgili ve tedbirli davranmak yeterli olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. İkinize de katıldığınız için çok önemli bilgilerdi. Günlerdir de insanların kafalarındaki, akıllarındaki soruları aslında cevapladık. Çok da endişelenecek, telaşlanacak, evlere kapanılacak bir durum olmadığını öğrenmiş olduk. Bireysel hijyenle, temizlikle aslında bu işin altından da kalkabiliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun katıldığınız için. Profesör Doktor Alpay Azap ve Profesör Doktor Bülent Ertuğrul konuğumdu. İki konuğumla beraber maymun çiçeği ile alakalı insanların akıllarındaki bütün soruları konuştuk ve değerlendirdik. İzlediğiniz için teşekkürler.